Fosfor Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber coğrafyada soru kampında 9. gündeyiz. 9. günde Türkiye'nin ekonomisinin ikinci kısmına bakacağız. Birinci kısmı çözmüştük biliyorsunuz. Tabii siz daha önceki çözümlere nereden erişebilirsiniz? Kanalımızın oynatma listesinden sırasıyla bulabilmeniz, bunların hepsini mümkün bilginiz olsun. Hadi bakalım ikinci kısmın bizim için bu ekonomide totalde 9. bölüm başlasın. Birinci adım, ilk soruyla başlangıç yapalım. Aşağıdakilerden hangisi bir yerde sanayi tesisinin kurulması için gerekli olan şartlardan biri değildir deniliyor. Şimdi bir yerde ben sanayi tesisi kurmak istersem yeterli sermaye birikimin olması lazım. Ulaşım olanaklarının orada gelişmiş olması lazım. Ham madde kaynaklarının yeterli olması lazım. Bak, ham madde olacak, bunu işleyecek para olacak bende, yani sermaye. İşlediğim malı pazara ulaştıracağım. Yani bir ulaşıma imkan tanıması gerekiyor. Bir de bu işleri yapacak bir iş gücü olması lazım, değil mi? Bunların hepsi olsun. Ama yer şekilleri engebeli olursa burada ulaşım sekteye uğrar. Bu da benim için sıkıntıdır, bunu söyleyemem. Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde ulaşımın etkisi daha belirleyici olmuştur deniliyor. Dikkat edersen ulaşım faktörü var. Şimdi Zonguldak'ta demir çelik ham maddeye yakınlıktır. Denizli Sarayköy'de jeotermal ham maddeye yakınlıktır. Çünkü jeotermal enerji o alandan istifade ediliyor. Batman Raman yine bizim için enerji kaynağı niteliğinde, bakın petrol var burada, ham maddeye yakınlıktır. Rüzgar santrallerinin Ege kıyılarının oldukça hani rüzgarı bol alması yine ham maddenin burada kaynaklığı bolluğu söz konusu. Ancak İskenderun demir çelik fabrikasının kurulması hani işte bizim için Hekimhan'da farklı alanlarda çıkarılıyor demir, ama İskenderun ulaşım noktasında uygun bir saha olduğu için fabrika buraya kurulmuştur. O zaman burada ulaşım daha etkili. Devam. Türkiye'de İpekli Dokuma'da Bursa, İstanbul, Adana, petrol rafinerisinde Batman, tütün sanayisinde Samsun, İzmir, Manisa, Bitlis, halı kilim dokumacılığında Uşak gelişme gösteren merkezlerdir deniliyor. Peki bu yerlerde söz konusu sanayi faaliyetlerinin gelişme göstermesinde hangisi birinci derecede etkili olmuştur deniliyor? Dikkat ederseniz birden fazla faktör olabilir ama benim için en önemli faktör niteliğidir. Şimdi İpekli Dokuma ham madde noktası bu alanlardır. Petrol Batman'dan çıkarılıyor. Tütün Samsun, İzmir, Manisa, Bitlis gibi alanlarda yetiştiriliyor. Demek ki benim için ham madde bu alanların ortak noktasıdır. Ham maddenin kolay temin edilmesi birinci derecedir. İklim koşulları, ulaşım şartları, pazarlama olanakları, yatırımlar, bunlar da çok önemli. Ama ilk temel faktör ham maddedir burada. C seçeneği doğru cevap. Türkiye'de sanayi sektörünün gelişimi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi söylenemez deniliyor, bakalım. Cumhuriyet'in ilk yılında fabrika kurulumunda gerekli araçların temin edilmesi için gümrük vergisi muafiyeti sağlanmıştır. Doğru. Sanayi üretiminin milli gelir içerisindeki payı Cumhuriyet döneminde günümüze kadar artış gösterecektir. Önce tarımdır, günümüze kadar sanayi, hizmet daha ön planda ve hızla gelişmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet tarafından cam, kağıt, kumaş gibi sanayi kuruluşları kurulmuştur. Doğru. 1950'den sonra yerli ve yabancı sermaye ortaklığıyla kuruluşlar desteklenmiş. Doğru. Günümüzde büyük sanayi kuruluşları doğrudan devlet tarafından kurulmaktadır deniliyor. Halbuki özel sektörde bunları kurabiliyor, değil mi? Sadece devlet değil. O zaman E seçeneği söylenemez. Türkiye'nin doğusunda sanayi tesisleri azdır. Peki bu durumun meydana gelmesinde hangisi etkili değildir deniliyor? Şimdi Doğu Anadolu oldukça nedir? Sert bir iklime sahip. Yüksek engebeli sahadır. Pazar alanlarına uzaktır. Yer şekilleri engebelidir. Ulaşım imkanları yetersizdir. İklim koşulları uygun değildir. Bunlar sebeptir. Ama enerji üretimi yetersiz olması deniliyor. Ham madde kaynağı bakımından ve yeraltı kaynağı bakımından zengin bir bölgedir Doğu Anadolu. Ama diğer şartlardan ötürü bunları aktif kullanamıyoruz. Devam. Bir Türkiye haritamız var ve diyor ki yukarıda verilen alanlardan hangisi ulaşım sistemlerinin çeşitliliğine bağlı olarak yerleşme ve ekonomik etkinlik bakımından en fazla gelişmiştir deniliyor. Bu niteliği şöyle bir bakarsak Samsun ve çevresi oldukça gelişmiş ama Tuzgölü Havzası işte 2 numaralı alanda işte Erzincan, Tunceli o civarı geliyor. 1 numaralı işte bizim için Kars, Ardahan, Erzurum'un bulunmuş olduğu yöre ve Hakkari yöresi, diğerlerini hepsini baz aldığımızda Samsun gerek yerleşme ve ekonomik etkinlik bakımından gerekse ulaşım sistemlerinin çeşitliliği bakımından daha ön planlıdır. Bu yüzden E seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Devam edelim. Türkiye'nin dış ticaret hacminin artmasında hangisinin etkili olduğu söylenemez deniliyor. Şimdi Türkiye mesela İzmir'de
Antalya'da, yine İstanbul'da çeşitli fuar organizasyonlarıyla, yine uluslararası ticaret yapan firmaların temel varlığıyla, yüksek kapasitesi limanlara sahip olmasıyla ve sanayisinin gelişmiş olmasıyla dış ticaret hacmi artar. Ancak nüfus yoğunluklarının farklılık göstermesi işin demografik faktörüdür. Bu nitelikle ilgili değildir. Bu yüzden bunu söylemek mümkün olmaz. D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Şimdi geldik ikinci adamın birinci sorusuna. Buraya gelmeden evvel tekrar bir duyurusunu yapayım. Biliyorsunuz ki bizim kitaplarımız artık basılmıyor. Bu yüzden bu kitapları siz Google Play'de PDF olarak bulabilirsiniz. Bunlardan biri de bizim coğrafya için hazırlamış olduğumuz AYT-TYT ortak kitabıdır burada. Bu kitaptan istifade edebilirsiniz. 10 liralık bir fiyatı var. Çözümlü bir soru bankasıdır. Ücretsiz örneklerseniz de kitabın içeriğini sizi götürür. Bu videonun açıklama kısmında linki var. Yine Google Play'den veya Apple Store'dan Google Book uygulamasını indirerek Sosyal Hocam Coğrafya diye aratıp bulmanız mümkündür. Bilginiz olsun. Evet, soruya bakalım. Tablodaki bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle daha az ilişkilidir deniliyor. Şimdi sanayi tesisine baktığımız zaman İstanbul'daki tekstil fabrikaları niçin bu alanda tercih edilmiş? Pazara yakın. Burdur Şeker Fabrikası ham maddeye yakın. İzmir Petrol Rafinerisi'nde ise ulaşım. O zaman buraya dikkat edersen. İzmir Rafineri kurulmasında liman ulaşım faktörlüydü. Tamam. Sanayi tesis yeri seçiminde etkili olan faktör tesis ürüne göre değişir. Doğru. Ekonomik değeri yüksek olan ürünleri üreten tesisler kıyılarda yoğunlaşmıştır deniliyor. Yani şey, hani bizim için Burdur kıyıda değil. O zaman sen bunu burada söyleyemezsin. İstanbul'da nüfusun çok olması tekstil fabrikasının kurulmasına sebep olmuş. Doğru. Burdur'da şeker pancarı üretiminin yapılması şeker fabrikasının kurulmasında etkili olmuş deniliyor. Doğru. Bunların hepsi doğru ama C seçeneği burada söylenemez. Sorumuza bakalım. Bir Türkiye haritamız var ve demir yolları ağa gösterilmiş bu haritada. Ve diyor ki buradaki bilgiler dikkat alındığında hangisi söylenemez? Bakalım. Türkiye'nin önemli limanlarının demir yolu bağlantısı vardır. İzmir'de var, İstanbul'da var, Samsun'da var, Adana yöresinde şu alanda mevcut. O zaman bunu söylemek mümkün. Doğudan batıya doğru gelen alanda demir yolu ağa sıklaşmaktadır deniliyor. Türkiye'de dağlar doğu batı uzantılı uzandığı için daha çok doğu batı uzantılıdır bunlar da. O yolları kullanabilsin diye. İç kesimlerden Orta Karadeniz ve Çukurova'ya demir yolu ulaşımı mevcut. Bak Çukurova'ya, bu sahaya, yine Orta Karadeniz'e mevcut. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Karadeniz'in doğusundan Antalya kıyılarına demir yolu ile ulaşma imkanı vardır. Karadeniz'in doğusunda da demir yolu ağı yok. Antalya'da da demir yolu ağı yok. Doğal olarak bunu söylemek mümkün değil. Ankara, İstanbul, İzmir illeri arasında demir yolu bağlantısı var. İstanbul, Ankara, İzmir mevcut. Tamam, burada bir sıkıntı yok. D seçeneği sorumun doğru cevabı. E-ticaret, hayatı kolaylaştırmanın yanında bir takım riskleri de beraberinde getirir. Bunlardan en önemlisi siber güvenliğini ihlaliyle ortaya çıkan siber suçlardır. Sanal ortamda kanunlara aykırı olarak gerçekleşen ve suç olarak tanımlanabilecek her türlü eyleme siber suç denir. E-ticareti yaparken siber saldırılara maruz kalmamak için hangileri yapılmalıdır deniliyor. Bir defa alışverişlerde sanal kart kullanmak daha mantıklıdır, daha güvenlidir. Adres çubuğunda mutlaka HTTPS protokolü yer almalıdır. Yine alışveriş sitesinin güvenlik sertifikası yani SSL burada sahip olmasına dikkat edilmelidir. Bu güvenli alışveriş için oldukça önemli. Devam. Burada bir 2004-2019 yılları arasında uçak trafik yoğunluğu grafiği var. İç hatlarda, dış hatlarda ve transitte. Peki bu bilgilere göre hangisine ulaşılabilir deniliyor? Dikkat ederseniz bu sürekli bir artış eğilimi göstermiş değil mi? İç hatlarda trafik yoğunluğu en fazla İstanbul. Nerede? Şehir bilgisi yok. İç hatların ekonomiye katkısı dış hatlardan daha fazladır denilmiş. Hani burada bilet fiyatlarını ve hani ciro nitelikteki miktarları bilmiyorsun. Bunu da söyleyemezsin. İlla sadece hani sayıya bakıp çıkarım yapmak doğru olmaz. Değil mi? Çünkü önemli olan burada fiyat baremidir. Dış hat trafik yoğunluğunda verilen yıllar arasında çok fazla dalgalanma olmuş deniliyor. Halbuki sürekli bir artış söz konusu, dalgalanma yok. Yeni havaalanlarının yapılması transit seferlerinin artmasını sağlamış. Bu bilgi çıkarılamaz. Sadece grafik bilgisi var. Verilen yıllar arasında genel olarak trafik yoğunluğu artmış. Evet, sürekli bir artış gösterilmiş olması iç hatlarda, dış hatlarda yine transitte. Bu da hava yoğunluğunun da artmasına sebebiyet verir. Bunu kesinlikle söylerim. Bu bilgiye bakılarak çıkarımlardan hangisi yapılabilir deniliyor. Ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı Cumhuriyet döneminden itibaren günümüze kadar büyük bir artış göstermiş. Peki, tarımsal üretim miktarı çıkarılabilir mi burada? Hayır. Sanayi üretiminde elde edilen gelir çıkarılamaz.
ülkemizde ekonomik alanda gelişme göstermiştir. Eğer hani günümüze kadar büyük bir artış gösteriyorsa bu sektörler, o zaman ekonomik alanda da gelişme gösterdiğini söyleyebilirsin. Bu kesin söylenebilir. Tarım alanlarının erozyona bağlı çıkarılamaz. İklim değişimi yine burada çıkarılamaz değil mi? Sadece bilgi bunu göstermez. Yukarıdaki tablo için en uygun başlık hangisi olabilir deniliyor? Alışveriş yapacağın sitenin güvenilirliğine ilgili mutlaka ön araştırma yap. HTTPS protokolüne bak. Sanal kart kullan. Ürün hakkında fiyat araştırması yap. SSL güvenlik sertifikasına dikkat et. Kredi kartı ve şahsi bilgilerinizi bilgisayarına yazma. Yine ürün teslimi, iade ve satış sonrası hizmetleri konularında bilgi sahibi ol. Ve alışveriş bitiminde fatura bilgilerini e-posta adresine gönder ya da bir nüshayı kopya. Bu nitelik var. Dikkat edersen güvenli bir internet, yani sanal alışveriş için temel bilgiler verilmiş burada. Devam. Bir Türkiye haritamız var ve diyor ki burada sanayi tesisleri gelişigüzel yerlerde kurulamaz. Bu tesislerin kullanılabilmesi için o yerde bazı özel şartlar vardır. Dikkat ederseniz bu seçilen yerler liman kentleri, aynı zamanda ulaşıma da uygun sahalar, enerji ulaşım, pazar, ham madde iş gücünden ziyade hepsine baktığımızda ulaşım en planda olan sebep olur diyelim. Ve üçüncü adım sorularına geldik. Burada haritada bazı yerler koyu renkle numaralandırılmış ve diyor ki maden ve enerji kaynakları ile ilgili hangi bilgi yanlış? Bakın. Şimdi bir numaralı yer Türkiye'de taş kömür üretiminde büyük bir paya sahip. Zonguldak ve çevresi doğal. İki numaralı yerde Türkiye'nin en büyük doğal gazı çıkarımı yapan tesisi bulunmaktadır. İzmir'de böyle bir şey söz konusu değil. Hatalı bir bilgi. Üç numaralı yer Türkiye'nin önemli krom rezervine sahip sahalardan biridir. Doğru. Ve bu krom tesisleri Antalya, Muğla bu alanlara yakın noktalarda doğrudur. Dört numaralı yer Türkiye'nin önemli demir cevherinin. Sıkıntı yok. Elazığ ve dolayları. Beş numaralı yerde Türkiye'nin önemli demiş burada. Bakır işletmelerinden biri kurulmuştur. Doğru. Rize yine burada Artvin. Bu adamlar önemlidir. Artvin, Morgul'da. Burada ön plana çıkar. O zaman B seçeneği sorumu kesinlikle doğru cevabı. Aşağıdaki haritada bazı sanayi kuruluşlarının dağılışı gösterilmiş. Bu sanayi tesislerinin dağılışında ham maddeye yakınlık önemli bir etken olduğuna göre hangisi burada bizim için söylenemez denir. Peki bakalım. İç kesimlerde şeker pancarı üretimi kıyı kesimlere göre daha fazladır deniliyor. Şeker pancarı dikkat ederseniz şu beyaz renkte gösterilen alanlar doğru. Daha fazladır kıyıya nazaran. Bunu söyleyebilirsin. Trakya'da ayçiçek üretimi yoğundur. Ayçiçek bakın şu sarı renkte gösterilmiş ayçiçeğiyle. Trakya'da yoğun. Tamam. Mısır ve soya yağı fabrikaları Akdeniz'in doğusunda yoğunlaşmıştır. Bakın mısır ve soya yağı hemen şurada gösterilmiş. Akdeniz'in doğusu şu alan. Tamam. Sıkıntı yok. Et kombineleri ve şeker fabrikaları birbirine paralellik gösterilir deniliyor. Et ve şeker. Dikkat ederseniz hani hayvancılığın bulunmuş olduğu alanlar aynı zamanda hani şeker pancarı ve şeker fabrikaları bulunmuş olduğu alanlara yakındır. Niçin? Hani bu küspelerden, şeker pancarı küspelerinden hayvan yeme yapabilmek için. O zaman bu da bizim için doğru. Şeker fabrikanın dağılışında ulaşım koşulları dikkate alınmamıştır deniliyor. Halbuki bu haritadan çıkarılamayacağı gibi ulaşım koşulları kesinlikle bir sanayi tesisinin seçiminde önemlidir. Sanayi kuruluşunun dağılışını etkileyen faktörler verilmiş. Ham madde, enerji kaynağı ulaşım iklim, iş gücü, sermaye, pazar. Peki buradaki tabloya göre ham maddenin etkisiyle hangi seçenek açıklanabilir? Bakın, fabrikalardaki makineleri çalıştırmak, bazen de yüksek ısı elde etmek için bazı fabrikalar taş kömürü kaynaklarının yakınına kurulmuş burada. Enerji kaynağı burada. Demek ki sebep bu enerji kaynağı. Ham maddelerin fabrikaya üretilen sanayi ürünlerinin ise pazara ulaştırılması açısından dağıtım faaliyetleri önemli deniliyor. Ulaşım. Üretildikten sonra uzak mesafelere taşınınca bozulan tarım ürünlerini işleyen fabrikalar bu ürünlerin üretildiği yerlerin yakınına kurulmaktadır. O zaman ham maddeye yakındır değil mi? Türkiye'deki sanayi kuruluşunun önemli bir kısmı ısıtma maliyetini düşürmek amacıyla iklimin daha elverişli olduğu kıyı kesiminde toplanmış deniliyor. Yine enerji kaynağı. Et ve süt ürünlerini işleyen fabrikaları, tekstil fabrikalarının önemli bir kısmı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Konya gibi nüfusun fazla olduğu alanlar. O da pazardır değil mi? C seçeneği sorunun doğru cevabı. Öğretmenin bu ifadesinde sanayi tesisinin aşağıdaki hani koşullarından hangisi vurgulanmıştır deniliyor.
Bakalım. Şimdi bir coğrafya öğretmeni dersinde sanayi faaliyetlerinin dağılışını etkileyen faktörleri anlatırken, Türkiye'de genellikle tarımın önünde işleyen sanayi tesisleri ürünlerin yetiştirildiği alanlara yakın yerde kuruyor. Niye? Çünkü önemli olan buradaki nitelik hammaddeye yakınlıktır. Sen de bu niteliği seçerken hammadde önemli bir faktör olur. Türkiye'nin temel hani ulaşım koşulları ve diğer faktörleri göz önüne alırsın. Buraya bakalım. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak dokuma, giyim ve deri sanayisi ile ilgili hangisi söylenemez deniliyor. Burada bakın dikkat ederseniz iller, sanayi tesisleri, kuruluş faktörleri ve yanında bir bilgimiz var. Türkiye'nin pamuk tarımı ve hayvancılık faaliyetlerinde gelişmiş olması dokuma, giyim ve deri sanayisinin gelişmesine olanak sağlamış. Özellikle limanlara yakın olan şehirlerde pazarlama imkanlarının gelişmiş olması buralarda dokuma, giyim ve deri sanayisinin yoğunlaşmasına neden olmuş deniliyor. Peki Türkiye'deki haritaya bakılarak burada işte yeşil renkte bizim için burada dokuma sanayisi, ipekli dokuma sanayisi, siyah renkte deri sanayisi, yine kırmızı renkte halıcılık burada var, işte kilimcilik var, mavide pamuklu dokuma, pamuk işçiliği var. Yine bakın siyah renkte iki tane göstermiş, biri deri, diğeri hazır giyimdir. Hazır giyim pazara daha yakın alanlardadır. Ve sarı renk, yani biraz daha turuncuya kaçan renkte yünlü dokuma var. Tabii sizin ekranda biraz küçüktür. Ben bunları renklerle biraz ifade etmeye çalıştım. Şimdi A seçeneğine bakalım. Sanayi tesislerinin dağılışında öncelikle ham madde üretim alanları ve paralellik gösteriliyor deniliyor. Halbuki dikkat ederseniz ham maddeden ziyade. Çünkü mesela sen deri sanayisi alacaksın. Hayvancılık burada da var. Hayvancılık burada da var. Hayvancılık burada da var. Nerede fabrikaları? Burada fabrika söz konusu değil, değil mi? Genelde nerede yerleşmiş? Bak İstanbul, Bursa, İzmir, değil mi? Ankara ve çevresi olmuş. Demek ki pazara yakınlık daha planda. Ham madde üretim alanına yönelik olarak değil. Bu söylenemez. Hazır giyim sanayisinin büyük şehirlerde yoğunlaşmasında pazarlama ve iş gücü potansiyeli etkin. Ham maddenin ülke içinde temin edilmesi dokuma ve deri sanayisinin gelişmesiyle sağlanmış. Bu sanayi tesisleri genelde tüketim potansiyeli yüksek olduğu yerlerde İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul gibi alanlarda doğru. Limanlara yakın şehirlerde gelişmesi de ihracatta önemli bir faktör. Genelde liman ve şehirleri bir faktör. A seçeneği sorumun doğru cevabı. Bazı enerji santrallerinin üretim miktarı iklim özelliklerine bağlı olarak yıl içerisinde değişiklik gösterebilir. Bu enerji santrallerine örnek olarak hangileri gösterebilir deniliyor? Bakalım. Dikkat ederseniz iklime bağlı değişecek. Bir termik santral, burada fosil kaynaklara, jeotermal santral ise iç kuvvetlere bağlıdır. Yani bu iklimi kesinlikle bağlamıyor. Ama hidroelektrik santral su gücüne bağlıdır. Doğal olarak akarsuların debeleri, yağış miktarları, bu gibi temel faktörler kesinlikle bunu etkiliyor. B seçeneği sorunun doğru cevabı. Şimdi burada bir ülkemizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün işlevsel hizmet bölge müdürlükleri haritası verilmiş. Ve diyor ki genel müdürlüklerin bu şekilde hizmet sunmasına arasında hangisi yoktur? Nasılmış? Hizmet sektörü içerisinde yer alan yönetim bölgeleri, sağlık, eğitim, pazarlama, ticaret, güvenlik, barınma, eğlence, ulaştırma, iletişim, rekreasyon, bir de rekreasyon ve turizm faaliyetleriyle ilgili işlevsel bölgelere bölünmüş. 16 tane de işlevsel bölgemiz var. Peki bunların böyle ayrılmasında hizmetlerin yurt geneline yayabilmek, daha hızlı gerçekleşmesini sağlayabilmek, düzenli ve planlı yapabilmek ve hizmet bölgelerinde sorumlu işlevsel bölgeleri de merkezden bir şekilde yönetilmek vardır. Ama ülke genelinde hizmetlerin tek merkezde toplanmasını sağlasaydım eğer ben bölgelere ayırmazdım. O zaman ben burada D seçeneğini söylemem mümkün olmaz. Evet, sorularımız burada sona erdi. Gelecek çözümlerde tekrar görüşmek üzere. Size ve ailenize saygı ve selamlarla. Hadi bakalım. Hoşçakalın.